Bugün Karsen'e dünya şampiyonluğunu getiren oyuna ve yaptığı harika vezir fedasına bakacağız. Geçen videomuzda bir Türk ustasının oyununu göstermiştik ve ismini açıklamamıştık. Ve şunu tartışmaya açmıştık. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusu kim diye pek çok öneri geldi. Tabii söylediğimiz gibi öznel bu herkese göre değişebilir. Videonun sonunda geçen videodaki ustanın ismini açıklayacağım ve hikayesini de anlatacağım. Ama şimdi... Carlsen ile Karyekin arasındaki oyuna bakalım. 2016 Dünya Satranç Şampiyonluğu maçından 12 oyun üzerinden oynanıyor. Maç 6-6 berabere bitince hızlı oyunlara geçildi. İlk iki oyun berabere bitti. Üçüncü oyunu Karsen kazandı. Ve dördüncü oyunda Karyak'in mücadeleye devam edebilmesi için siyah taşlarla muhakkak kazanması gerekiyordu. Karsen'in stilde dikkate alınınca oldukça zor bir görev. Bakalım oyun nasıl gelişti. Karsen E4 sürüyor. Normalde berabereye oynayan bir oyuncunun veya berabereye berabereyle yetinebilecek bir oyuncunun D4 sürmesi beklenir. Ama Karsen E4 oynuyor. Sicilya savunması keskin imkanlar vermedi siyahlar ama gelin Karsen'in tercihini görelim. At F3 oynuyor Karsen. D6'ya D4. C alır D4 at alır D4 ile açık siciliye giriyor. Ama at F6 hamlesine at C3 yapmaktansa F3 gibi bir hamle yapıyor. Pek çoğunuz bu hamleyi görmemiş olabilir. Yani burada doğal at C3 yerine beyazlar niye F3 yapıp da hem piyon sürüşüyle vakit kaybetsin, alet geliştirmesin hem de şah kanadını zayıflatsın diye sorabilirsiniz. Arkasındaki fikir şu. Eğer siyahlar A6 oynarsa beyazlar C4 oynayacak. Buna Marakusi konumu diyoruz. Bu konum beyazlara alan üstünlüğü veriyor. Siyahları sıkıştırıyor. Kalsin'in tercih ettiği sistemler bunlar. Rakibi yavaş yavaş boğmayı sevdiği için bu varyanta giriyor. F3'e karekin kazancı zorlamak durumunda ebes sürüyor. Bu da teorinin önerdiği bir hamle. Atı B3'e çekince file 7 şimdi C4 beklendiği gibi. Debe sürüşü değişimlerle çok eşit bir oyun verirdi. O sebeple siyahlar file 7 oynadı diye tahmin ediyorum. Ama C4 geliyor ve bu C4 hem de 5'i engelliyor hem de siyahların olası A6 5ine geciktiriyor veya zorlaştırıyor diyelim. Şimdi siyahlar A5 oynamış. Nereden çıktı bu piyon sürüşü? Atın konumunu bozmak istiyor. Eğer beyazlar İlk akla gelen A4'ü yaparsa işte siyahlar at C6 çıktığında bu kare at için kuvvetli bir kare olabilir. Ve beyazların vezir kandaki piyonları da artık kıpırdamaz hale gelmiştir. Bu yüzden Karsen sürüşe izin veriyor. Sür diyor atı c cebire gidiyor. Başta garip gözüken bir durum atın geriye gitmesi. Ama konum kapalı bir konum. Yani merkezde piyonlar çok değişilmedi. Dolayısıyla manevra için zamanı var kalsenin ve taşlarını geliştirmeye devam ediyor. Beyazların alan üstünlüğü var ve kalebe bir kritik bir an vezir kanadından oyun elde etmek ve bu atı kovalamak istiyor. Kale d8 gelince b4 elbette geçerken alma kuralını hatırlayacağız. A alır b3'e A B3 yaptı ve şimdi B4 ile çatal tehdit etmekte. Siyahlar vezir D8 geri kaçıyor. Karekin vezir D8 dönüyor. Şimdi dikkat burada B4 hamlesi tehdit yaratmak hemen akla ilk gelen hamle. Hep önerim şu iyi bir satranççı tehdit hamlelerini görmeli ama sonuçlarını da değerlendirmeli. Siyahlar ata 4 ile atını kaçabilir ve bu C4 piyonu artık bir zayıflık haline gelecektir. Bu sebepten Karsen acele etmiyor. Zaten cebirdeki atı kötü. At D3 oynayıp, oynayıp bu atları değişmeyi tercih ediyor. Siyahlar da atını kaçıyor. Burada şöyle bir durum var tekrar hatırlatayım. Siyahların kazanması lazım. O yüzden olabildiğince keskin konumlar yaratmaya çalışacak siyah. Beyazlar şimdi at B4 geliyor. Ve D5 karesini kuvvetli karesini olabildiğince kullanabilecek durumda. Fil C6. Kale d bir. Kimleri şunu merak edebilir. Satrançta fil çifti üstünlüğü vardır. Yani iki file sahip olan tarafın avantajı vardır. Doğru. Ama BC6 aldıktan sonra siyahlar D5 karesini tuttu. Satrancımı geliştirirken hep bu çelişkiyi yaşardım. Yani bana fil çiftinin iyi olduğu söyleniyor. Ama ustalar yeri geliyor fil çiftini almıyor. Neden almıyorlar? Çünkü terazini iki kefesine koyuyor. Fil çifti mi daha iyi Yoksa D5 karesini kullanmak mı daha iyi? Karsen fili almak yerine D5 karesini kullanmayı tercih ediyor. Şimdi karekin konumu karıştırmalı. H5, fil F1, H4, vezir F2, fil B6 karesine bakıyor. Bu sıkışık konumda siyahlarla kontrol bulmak oldukça zor. G3, kale A3, fil H3. Karsen'in en büyük özelliği aletlerini harika kullanması. Bakın. Vezir F2 G3 planının amacı da buydu. Fil çok etkili bir yere geldi ve ne satranç dostalık kursunda hep bahsettiğim gibi aletlerini rakip aletlere taşlara basacak şekilde yerleştirmeyi çok iyi başarıyor. Murphy ekonunun, Capablanca ekonunun bir devamı olarak ve hatta Fischer ekonunun bir devamı olarak. Kale C A8, at C2, kale 3 A6, at B4, berabere beyazlara yetiyor. Kazanmak zorunda değil, gerçekçi oluyor. Ee, tabii ki kalsen kale A5 yapınca at C2. Şimdi masum bir hamle değil bu. B4, B5 de fili sıkıştıracak. İşte bu yüzden Karekin B6 sürüyor ve B6 da hedef oldu. Bakın, bakın beyazlar aletlerini ne güzel yerleştirdi hedefleri var. Kale D2. Ha, tabii D6'ya kurulan baskıyı da unuttum. Yani şu anda bakın fil D6'nın savunmasına bağlı at b6'nın savunmasına bağlı, vezir b6'nın savunmasına bağlı, piyon e6'nın savunması bağlı. Bunlar benim ustalık kursunda anlattığım 5 madde yöntemine göre hep sinyal veren noktalar. Beyazlarınsa sinyal veren noktası yok. Yani fil e4'e yükleniyor ama zaten e4 2 ile tutulur halde. Devam ediyorum. Vezir c Kale B 1 fil F8, G alır H4. Alıyorum diyor piyona. At F4'e razı ama fil F4 kırıyor. F4'ten sonra fil alır D7, ünlem. Bir fille bir atı değişmek için iyi sebebiniz olmalı. Şimdi vezir D7 yapınca at B4 gelmiş. Vezir D7 yerine fil alır D7 yapsa at D5, vezir kaçınca B6 gidiyordu. Konum artık dökülüyor adeta. Vezir D7'den sonra... B6'yı da alabilir vezirle ama at B4 yapmayı tercih ediyor. B6 cepte zaten veya bırak korusun diyor. Aletlerin etkinliğini arttırıyor. Kale A3 at alır C6. Vezir C6 at B5. d da hedef. İşte biz bu file kötü fil diyoruz. Soruyorlar yorumlar kısmında. Bu arada yorumlara olabildiğine cevap veriyorum. Bazılarına yetişemeyebilirim. Siz sormaya devam edin. Başkalarını aydınlatmış olursunuz. Belki verebileceğim cevapla. Oyunlar da geliyor. Oyunları olabildiğince incelemeye çalışıyorum ama saatlerimi alıyor açıkçası. Pek çoğuna yorum yazmaya çalışıyorum. Yazamadıklarım da oluyor. Siz yine pes etmeyin. Sonuçta etkileşim önemli. Kale alır B3 yapıyor. At D4 de çatala razı oluyor. Ne yapsın garibim e, Karyek'in konumu olabildiğince karıştırmaya çalışıyor. Şimdi bakın. Şimdi vezire 2 oynamış beyazlar. File diye Şimdi burada beyazlardan bir usta hamlesi geliyor. Daha önce hamleler de usta hamlesiydi ama dikkat edilmeyecek noktaya temas ediyorum şu anda. Hamle şah G2. Bu mu ustalık hamlesi? Evet. Beyazın veziri F3'ün savunmasına bağlıydı. Şah G2 ile satranç tahtasında ekonomi prensibi, bremli kullanılması prensibini uyguluyor. Şah, şahla piyonu tutarak veziri savunmaya bağlanmaktan Kurtarıyor. İşte üst düzey oyuncular arasındaki bu ufak farklar büyük fark yaratıyor. Vezir E6 dönüyor. H5. Kale A3. Kale D3. Kale... Ne? Kapatıyor. Ben berabereye razıyım diyor. Yani kazancı da oynayabilir ama razıyım diyor. Sen ne yapacaksın? Kale D5. Kale C7. Vezir D2. Bu arada bu oyun rapid oyun. Hızlı yani. Kale F5. Vezir H4. Kale C1. Kaleleri değişelim. Kesemiyor vezir alır f4, kale a2, şaş 1 vezir f2, kale c8. Bu oyunu canlı izliyordum. Büyük heyecanla bakıyorduk. Burada zaten gördük Karsen. Şaş 7'ye size sorayım. Beyaz oynar ve iki hamlede mat eder. Hiç daha önce görmediğim çok güzel bir tema. Şık bir hamle. Evet videoyu durdurup düşünebilirsiniz ve şimdi hamleyi gösteriyorum. Sıkı durun sandalyeden düşmeyin. Hamle vezir aşaltı. Çift dünlemi hak ediyor. Yani tamam iki hamlede mat ama şu güzelliğe bakın. Burada Karyekin hemen terk etti. Şah aşaltıya kale 8 mat var. G alır aşaltı yapınca da bu sefer kale f7 mat var. Harika ama harika bir bitiriş. Bu oyunla bu vezir fedasıyla Karsen dünya şampiyonunu alıyor ve şimdi gelelim geçen haftaki oyuncu kimdi? Geçen haftaki oyuncu İsmet İbrahimoğlu'ydu, Türkiye şampiyonu. Peki neden İsmet İbrahimoğlu'nu Türkiye'nin çıkarttığı en yetenekli satranççı olarak size sundum? Evet, çok fazla isim olabilir ama yaşam hikayesi çok ilginç. İsmet İbrahimoğlu 1943 Yugoslavya doğumlu. Satrancı 12 yaşında öğrenmesine rağmen ancak 19 yaşındayken daha ciddi olarak satrançla ilgileniyor ve 4 sene sonra mini takıma giriyor, Havana Olimpiyatlarına gidiyor. A milli takımıyla. Orada 4. masada son oyunu kazansa masasında birinci olacak, kaybediyor ve yine de bronz madalya alıyor. Yani siz 4 senede mini takım seviyesine giriyorsunuz ve dünya çapında bir başarı elde edebiliyorsunuz ve üstelik Türkiye'nin şartlarıyla, Türkiye'nin şartları ne diyeceksiniz? Kitap yok. Yani Türkiye'de tek tük kitap var. O kadar kısıtlı imkanlar. Açılış bilmek zor, şu zor, bu zor. Yani yurt dışında adeta veri tabanları var. Yani o veri tabanları böyle ee, kartlarla hazırlanmış veri tabanları, açılışlarla ilgili çalışmalar var. O gösterdiğim oyunda muazzam bir açılış yeniliği yapıyor İsmet İbrahimoğlu. 4 senede milli takım oyuncusu, dünya çapında başarı... İsmet İbrahimoğlu 1967, 1970 ve 71 yıldır Türkiye şampiyonu. Yani ilgilenmeye başladıktan 5 sene sonra da Türkiye şampiyonu oluyor. 1967 Lugana olimpiyatına ve 70 Zigen olimpiyatlarına gidiyor. Bu oyun da zaten o olimpiyattan Boğaziye karşı oynanmış bir oyun. Ama çok talihsiz bir insan bir süre sonra Zigen olimpiyatlarından sonra Zannedersem 1973 yılında yanlış söylemeyeyim satrancı bırakıyor ve ondan sonra ortalarda gözükmüyor. Çok genç yaşta 45 yaşında 1988 yılında ölüyor. Satrançta çok önemli başarılar elde etmiş bir oyuncumuz ama böyle talihsiz bir yaşamı olmuş diyebiliriz. İşte benim adayım da bu. Umarım oyunu beğenmişsinizdir. İsmet İbrahim oğlunda oyunu takdir ettiğinizi görüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere iyi günler dilerim.